Bundan önceki videolarda eğrinin altında kalan alan için tahmini bir değeri dikdörtgenler aracılığı ile elde etmiştik. Bu tahminlerde dikdörtgenin uzun kenarını fonksiyonun kısa kenarının sol köşesinde aldığı değer ile buluşturmuştuk. Mesela birinci dikdörtgeni bu şekilde çizebiliriz, değil mi? ve ikincisini de bu şekilde çizip böylece eninci dikdörtgene kadar bu şekilde devam ederiz. Evet, bu birinci, bu ikinci dikdörtgen ve bu da sonuncusu. Eğrinin altında kalan alan için tahmini bir değer elde etmek adına bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamını buluyorduk ve bunu da toplam sembolü i eşittir 1'den n'e kadar Buradaki i kaçıncı dikdörtgenden bahsettiğimizi anlatıyor. Dikdörtgenlerin kısa kenarlarını uzun kenarları ile çarpacağız. Uzun kenarları, mesela birinci dikdörtgenin uzun kenarı fonksiyonun x 0'da aldığı değere eşit değil mi? İkincisinin uzun kenarı fonksiyonun x 1'de ve eninci dikdörtgenin uzun kenarı da fonksiyonun x n eksi 1'de aldığı değere eşit. Buna göre i numaralı dikdörtgenin alanını fonksiyonun x i eksi 1'de aldığı değer eh, Örnek vermemi isterseniz i 2 olduğunda x1'de aldığı değeri kullanıyorduk öyle değil mi? Burada i yerine 2 yazarsak bunun x1'e eşit olduğunu buluruz. Bunu bir de dikdörtgenin kısa kenarıyla çarpmamız lazım. Bu videoda da bundan öncekilerde olduğu gibi dikdörtgenlerin kısa kenarlarının eşit olduklarını varsayacağız ve kısa kenarın uzunluğundan delta x olarak bahsedeceğiz. Delta x'in neye eşit olduğunu bulmak için de x yönündeki toplam uzunluğu yani b eksi a a'yı kullandığımız dikdörtgen sayısına yani n'e bölmemiz gerekecek. Şuraya bir de hemen çarpı delta x yazalım. Bunu yaparken eğrinin altında kalan alanı hesaplamanın tek yolunun bu olmadığını, yani bunun sadece dikdörtgenlerle ya da belirli bir geometrik şekil diyeyim, bunlarla yapılmayacağını düşünmüş olabilirsiniz. Demek istediğim, dikdörtgenin uzun kenarının sağ köşeyle tanımlandığı bir durumu da değerlendirebiliriz, öyle değil mi? Şöyle çizeyim, birinci dikdörtgen buna benzeyen bir şey olacak ve uzun kenarı da kısa kenarın sağ köşesi ile Evet, bununla bulacağız. Birinci dikdörtgen bu ve uzun kenarı da fx 1'e eşit. Evet, fx 1. İkincisi içinde aynı şeyi yapacağız. Yani yine sağ köşeyi kullanacağız. Evet, böyle. Bu şekilde en numaralı dikdörtgene kadar devam edeceğiz. Tüm dikdörtgenlerin uzun kenarları az önce de söylediğim gibi kısa kenarın sağ köşesi ile tanımlanacak. Peki az önce yazdığımız toplamı bu durumda nasıl yazabiliriz? Eğrinin altında kalan alan için tahmini bir değer elde etmeye çalışıyoruz o halde. Yine I eşittir 1'den n'e kadar i yine kaçıncı dikdörtgenden bahsettiğimizi veriyor. Birinci dikdörtgenin uzun kenarı fx 1'e. Evet n numaralı dikdörtgeninki de fx n'e eşit olduğuna göre ki şuraya hemen fx n'i yazalım. İ numaralı dikdörtgenin uzun kenarını böylece f -x i ile tanımlayabiliriz. Neden diyecek olursanız, fonksiyonu dikdörtgenin numarasına göre değerlendirdiğimize dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bu uzun kenarı bir de kısa kenar yani delta x ile çarpmamız lazım. İşte böyle. Bununla bunun arasındaki farkın buradaki i numaralı dikdörtgen için x i eksi 1 yani sol köşeyi, buradaki i numaralı dikdörtgen içinde de x i'yi yani sağ köşeyi kullanmamız olduğunu fark etmiş olmalısınız. Ama bununla da kalmayacağız. Sağ köşe ile sol köşenin orta noktasını değerlendirmeye ne dersiniz? Mesela burada dik dikdörtgenin uzun kenarı için x0 ile x1'in orta noktasını kullanırsak, evet burası fx0 artı x1 bölü 2'ye eşit olur ve dikdörtgenin uzun kenarını da bu şekilde çizmiş oluruz. Bundan sonraki içinde yine orta noktayı kullanacağız. Evet işte böyle ve ve bu şekilde en numaralı dikdörtgene kadar devam edeceğiz ve orta noktaları kısa kenarın köşelerinin orta noktası olarak belirleyeceğiz. Fonksiyonun bu orta noktada aldığı değer ise dikdörtgenin uzun kenarını verecek. Anlaştık mı? İşte böyle. Peki toplam bu durumda neye benzeyecek? Yine dikdörtgenleri sayacağız. Yani toplam sembolü i eşittir birden n'e kadar. Bu birinci, bu ikinci, bu da n'inci dikdörtgen. Bu durumdaki uzun kenar fx i eksi 1 ya da f -x i değil. Fonksiyonun iki köşenin orta noktasında aldığı değere yani f x i eksi 1 artı x i bölü 2'ye eşit olacak. Elbette ki çarpı delta x'i de unutmayacağız. Uzun kenarlar farklı ama buradaki 3 senaryoda da aynı kısa kenarı yani delta x'i kullanıyoruz. Şimdi size bir de biraz daha yaratıcı bir yöntem göstermek istiyorum. Dikdörtgenler yerine yamuk kullanmaya ne dersiniz? Hadi gelin deneyelim. Evet, bu yamuğun sol kenarı olsun. Uzunluğu ise fx 0'a eşit. Evet not ediyorum. fx 0. Sağ kenarı ise burada olsun. O da fx 1'e eşit. Evet, birincisini bu şekilde çizdik. Diğerlerine de bir göz atalım. İkincisi, evet bu şekilde olsun. Neredeyse bir dikdörtgen olduğunu bile söyleyebiliriz ama üst kenarı tam olarak düz olmadığından dikdörtgen demek doğru olmaz. Ve bu şekilde en numaralı yamuğa kadar devam edeceğiz. En numaralı yamuğu da bu şekilde çiziyorum. Evet, bu daha çok benzedi yamuğa değil mi? Peki, yamuğun alanı nasıl bulunur? bulunuyordu. Yamuğun alanı iki kenarın ortalamasının tabanı ile çarpımı idi, öyle değil mi? Buradaki yamuklar için bunu hemen not edelim. Mesela bu yamuğun alanı iki kenarın ortalaması demiştik. fx0 artı fx1 bölü 2 ve çarpı delta x'e eşit olacak. Bu bunun alanını verir. İki kenarın ortalamasını tabanı ile çarptık. Yamukların toplam alanlarını az önceki gibi yazacak olursak yamukları sayacağımız için yine i eşittir 1'den n'e kadar yazıyorum. Bu birinci, bu ikinci ve bu da n'inci yamuk. Yamukların kenarlarının ortalaması için fonksiyonun sol köşede aldığı değer yani f x i eksi 1 a artı sağ köşede aldığı değer yani f x i evet bunu 2'ye bölecek ve alan içinde bunu tabanla yani delta x ile çarpacağız. Güzel. Tüm bunları size eğrinin altında kalan alanı hesaplamak için birden fazla yöntem olduğunu göstermek için yaptım. Daha da genelleştirmek için kısa kenarların uzunluklarını değiştirebilirsiniz ama o zaman işler biraz fazla karmaşıklaşır. Her neyse, eğer kalkülüs kitaplarınızda buna benzeyen havalı formüller görürseniz bunların yamukların ya da dikdörtgenlerin alanlarının toplamından başka bir şey olmadığını bilin. Burada dikdörtgenlerin uzun kenarları için sağ köşeyi, burada sol köşeyi ve burada da sağ ile sol köşenin orta noktasını kullandık ve burada ise işin içine yamukları kattık.